SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli maaşı ve asgari ücretle ilgili yaptığı kritik açıklamalar dikkat çekti. Yılmaz'ın emekli ve asgari ücret maaşlarına ilişkin yaptığı hesaplamalar ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli ve asgari ücretli maaşlarında olası değişiklikleri değerlendirdi. Yılmaz'ın emekli maaşı için 15.000 TL, asgari ücret için ise 25.000 TL gibi bir hesaplama yapması büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca emekli ve çalışanın merakla beklediği Temmuz ayı zam oranları konusu geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Ocak ayındaki hayal kırıklığı yaşatan zam oranları sonrasında emekliler Temmuz ayındaki zam umuduyla günleri sayıyor. Açlık sınırının 16.000 TL seviyelerini aşmasıyla birlikte artan enflasyon ve hayat pahalılığı hem çalışanları hem de emeklileri zorluyor. Bu noktada Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammı bir umut ışığı olarak görülüyor. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında emekli maaşlarına %49,25 oranında bir artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı 10.000 TL, asgari ücret ise 17.002 TL olarak belirlenmişti. Uzman isimler, Temmuz ayında emekli maaşları ve asgari ücrette beklenen zam oranlarını detaylı bir şekilde hesapladılar. SGK uzmanı Emin Yılmaz, MAK Haber canlı yayınında bu konuya açıklık getirdi. İfadesine dikkat çekerek, Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak düzenlemeye işaret etti. Haziran ayına kadar %25 oranında bir TÜFE bekleniyor. Eğer %25 oranında bir artış gerçekleşirse bu asgari ücret için 4250 TL demek olur. Bu eklenirse asgari ücret 21250 TL seviyesine ulaşır. Bu hesapta refah payı dikkate alınmamıştır. Refah payı eklenirse asgari ücretin 22500 TL ile 25000 TL aralığında olacağını görebiliriz. Emekliler de yaklaşık olarak 5000 TL civarında bir artış talep ediyorlardı. Eğer bu oranda bir zam yapılırsa emekli maaşları 12250 TL seviyesine yükselecek. Refah payı da eklenirse bu rakam 15000 TL'ye kadar çıkabilir.